işe gitmeden maaş alıyor iddiası vardı. Sınavsız bir açıktan Kütahya Belediyesi'nde işe alındığı iddiası vardı. Yaklaşık 5 aydır hiç belediyenin kapısından içeri girmeden maaş aldığı iddiası hem internet sitelerinde hem de Sözcü Gazetesi'nde. Sınavsız atamalara tepki gün geçtikçe artıyor. Son olarak AK Parti Kütahya Eski Milletvekili Hüsnü Ordu'nun kızının sınavsız kadro alması gündem oldu. Eski vekilin kızı Sümeyra'nın sınavsız ve açıktan atamayla Kütahya Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü'ne işe girmesi tepki çekti. Vekilin hiçbir şey söylemenize gerek yok. Oturun, çayınızı, kahvenizi için. Biz her şeyi biliyoruz, görüyoruz diye bir teveccüh var. Ankara'da ikamet eden vekil kızının 6 aydır işe gitmemesi de şaşkınlık yarattı. Ama başlangıçta işe başladı. Anlatabildim mi? Evet. Bir atandığı zaman bir işe başlaması lazım. Gitti. Daha sonra TOKİ muvaffakat yazısını istediği an bu arada izin aldı, rapor aldı. Şimdi esas şey de orada geliyor. Evet. Yani ama bunları yaptığı zaman normalde mevzuatımıza göre hem rapor alsa hem izin alsa raporlu ve izinliyken normalde maaşını alabilir. Ama sanki bu günleri düşünüyormuş gibi kız demiş ki ben raporluyken bu maaşımı izinliyken almayayım. Hem bağış yaptı hem de alacaklarına şey koydurdu. Yani ben bir şey almayacağım yani buradan. Şimdi Türkiye geleceği belli artık. Anladım, doğru anlayayım diye söylüyorum. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim maaşlarını ki 5500 lira yazıyordu bugün gazetelerde. Bunları almadı diyorsunuz. 6 aylık bir paradan bahsediyoruz. 30 bakın bin lira. Orada zaten bir tanesi var. 4900 evet. Olması lazım. 4900 liralık bir bağış belgesi küçük. Var elimde. Tahsilat evet, maddesi. Bir belge evet. Var orada. Raporluyken hiç maaş almadı. Burası önemli bakın. Eski milletvekili Hüsnü Ordu, radyo programcısı Yavuz Oha'nın programında iddiaları cevapladı. Kız aşağı yukarı 5 yıldır TOKİ'de zaten çalışıyordu. Belediyede özel kalem olarak göreve başladı. Ankara'da TOKİ'de çalışırken evi de Ankara'da olduğu için Kütahya'da özel evet. Kalem müdürlüğüne niye geçti? Yani öyle bir düşüncesi oldu. Yani belediyede onu arzu etti. Yetişmiş bir eleman. Da çok yetişmiş eleman var Türkiye'de Hüsnü Bey. Belediye başkanını tanıyor muydunuz? Çünkü bir selam vermeden çok kolay odalara da girilmiyor. O nedenle şöyle bir şey söyleyeyim. Yani tabii ki bizim orada yani siz bana şunu soruyorsunuz. Yani buralar tabii ki itimat edilecek insanlarla ilgili özel kalem. Hı hı. Doğru mudur? Evet. Yani çocuğa bu noktada bir güven var.